Yani şimdi bisikleti birine vereceğim, kendimi bir yere vereceğim, çantam bitmiyor. Eşyalar arabada zaten. Burada da eşyam yok da. Eşyanın olduğu arabanın gelmesini bekliyorum. Bırakacağım zaten de. Etkinlik sona erdi. Nasıl geçti etkinlik? Muhteşemlik. Cuma günü başladı. Neler söyleyecektin? Cuma günü başladı. Çok güzeldi. Türkiye'deki en güzel organizasyonlardan biri. Evet. Offroad olarak, BTB olarak yapılan en güzel organizasyon. Mutluyuz. Gayet güzel. 3 gün Keşan'ı gezdik. Saros Körfezi'nin denizine girdik. Bu kadar. Peki siz tanıyabilir miyiz? Nereden katıldınız etkinliğe? Ben İhsan Akyürek. Evet. İstanbul'dan katılıyorum. Tamam. Yaklaşık 8-9 senedir bisiklete biniyorum. Yani amatörce biniyoruz. Evet. O kadar. Nasıl geçti etkinlik? Keşan Saroz Bisiklet Festivali. Bir değerlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz? Çünkü çok katılımcı vardı. Bu çok katılımcıların bir takım arkadaşlar, tabii dostlar gelemedi. Neden gelemedi? Çünkü kayıt açıldığından itibaren yarım saatte bitti. Çünkü katılımcı arkadaşlar biraz sitem etti. Ama şimdi bunu düzenleyen Keşan Döşek de attı. Çünkü buraya 300-400 kişi yığıldığı an itibaren biz gördük ki çok zor bir duruma düşeceklerdi. Yani bunun sınırlı bir sayıda kontenjan olarak bundan sonraki festivallerde gerçekten yükseltmemek lazım. Belirli bir kontenjanda tutmak lazım. İkincisi Keşan Döşek Festivali, ikinci daha bisiklet festivali çok iyi geçti. Ara sıra aksaklıklar oldu. Fakat bunlar bu aksaklıkların içinde pek önemli şeyler yok. Belediye, iki belediyemizde hem Mecidiye hem İbrice Belediye'miz, Çamlıca Belediye'miz ve Keşan Belediye'miz gerçekten hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Çok makbule geçti. Çok iyi hizmet ettiler. Çok zorlu parkurlardan geçtik. İzlemimin yani genelde iyi. Fakat daha da iyi olabilirdi. Ama Keşan Döşek'in de bunu ileride zamandan daha iyi bir seviyeye çıkaracağından eminim. Bu da herkesin elini taşın altına koymakla olur. Yani ben ettim, ben yaptım, benim işim bu, ben yaparım gibi düşünceler olmadığı sürece, ki Keşan'da bu yok. Bunlar da Keşan Döşek ekibi de herkes elini taşın altına koymuş. Ama ben buradaki müteahhit ve işveren ve şirketlere sesleniyorum. Burası zengin bir ilçemiz, Edirne'nin. Zannediyorum bundan sonraki festivalde Keşan Döşek'lerini rica ediyorum bir İstanbul'da bisikleti sever olarak. Teşekkürler, sağ olun. Sayın Başkan, Sayın Eşme, Cuma günü başlayan bisiklet festivalimiz sona erdi. Neler söyleyeceksiniz? Festivali kısaca değerlendirirseniz. Çok güzel bir festival oldu. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 250-300'e yakın bisikletçi bölgemizin güzelliklerini bir kez daha görme olanağını buldular. Hep beraber pedal çevirdik ve pedal çevirmemizi aynı zamanda bir sloganla renklendirdik. Hayatımızdaki renkler solmasın, saroz yok olmasın şeklinde. Aynı zamanda festivalimiz çevirici bir nitelikte taşıyordu. Mecidiye bölgesinde bulunan taşıyacaklarına karşı insanlar duyarlılıklarını gösterdiler. Hem korudan yeşilini hem sarazın mavisini bir arada gördük ve bugün festivali kazasız belasız bitirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Herkes burada ve şimdi yavaş yavaş ayrılıyorlar. Memleketine ayrılıyor. Türkiye'nin dediğim gibi, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar vardı.
sağ olsunlar eksik olmasın. Onların da görüşlerini kendilerine sorduğumuzda çok memnun kaldıklarını söylediler. Bölgeyi çok sevdiklerini söylediler. Çok güzel bir coğrafya olduğunu söylediler. Böylece turizm sadece denizle sınırlı kalmayıp aynı zamanda farklı potansiyelleri de içerdiğini bir kez daha insanlara göstermiş olduk. Teşekkürler, geçmiş olsun. Emeğin içinde sağ olun. Sağ olun.